Merhaba millet. Multiplayer Live'a hoş geldiniz. Chatbox'un bu haftaki konuğu Tolga Özugur. Overdose Kafein stüdyolarından. Çok güzel bir stüdyo adınız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Nereden Teşekkür ederim. esti stüdyonun adı? Abi yani tahmin edebileceğin gibi kahve içiyoruz bolca. O yüzden öyle tamamen aslında bir gece bir saatte ortaya çıkmış bir isimdi yani. Ve bayağıdır aynı ismi kullanıyoruz burada kaç senedir yani daha şirketleşmeden önce. Basit oyunlar yaparken falan aynı isimde devam ediyorduk. Sonra şirket olurken de tabii ki de aynı ismi. Oradan devam ettik yani. Peki bize kısacık bir kendini tanıtabilir misin? Ne yapıyorsun? Overdose Kafein'deki görevin nedir ve hani nasıl başladın bu işe gibi kısaca? Yani aslında bu işe başlamam benim çok genç yaşta oldu böyle ortaokul falan gibi zamanlarda QBasic falan gibi platformlarda oyun yazıyordum. Overdose Cafe'indeki görevimde hani lead programming yani asıl client tabanlı ana programlama üzerine çalışıyorum. Bunun dışında tabii kurucu üyelerindenim şirketim. Şeyi söylemek istiyorum ben. Bizim tanışma hikayemizi bu 2 sene önce ben daha işte arkadaşlar Multiplayer'da çalışmaya falan başlamadan önce işte sadece yani YouTube kanalım varken ilk defa Gamescom'a gideceğim. Almanya vizesi almam gerekiyordu. Almanya vizesinin işte alındığı yani başvuru merkezi de tam Overdose Cafe'nin stüdyosunun alt katında. Aynen. Tam telefonda konuşuyorum böyle babamla işte vizeyi alacağım ya falan filan diye beklerken apartman girişine girdim işte hani güneşten korunmak için yaz sıcağıydı. Bir baktım işte Overdose Cafe'in oyun stüdyosu falan yazıyor. Aa dedim burada oyun stüdyosu varmış dur bir ziyaret edeyim falan. Öyle bir arayıp bir anda damlamıştım o şekilde tanışmıştık. Çok da güzel bir ofisiniz var yani beni de güzel ağırlamışsınız teşekkür ediyorum. Ne demek canım istediğin zaman gel. Ya o Dört kişi bayağı çalışıyorsunuz değil mi? Bir de onu tekrar hani izleyicimize hatırlatalım. Yani Türkiye'de farklı boyutlarda stüdyolar var. Siz daha çok mobil ve sosyal oyunlar üzerine sanırım şu anda yoğunlaşıyorsunuz. Ya da daha önceden yoğunlaştınız yani. Aynen. Yani şu anda hani kaç kişi olduğunu sormuştun değil mi? Biz 4 kişi Evet. var şu anda ofiste. Ama hani bunun dışında dışarıdan çalıştığımız freelancerlar da mevcut. Şu anda hani mesela bir art direktörümüz, bir illüstratörümüz, iki tane de programcımız var. O şekilde gidiyoruz. Ve odaklandığımız şeyler şu anda mobil daha çok. Ondan önce client tabanlı oyunlar da yaptık. PC üzerine. Onun dışında bir ara browser tabanlı oyunlara girdik. Ama asıl olayımız tamamen real-time multiplayer sistemler kurmak. Yani zaten bunun için geliştirdiğimiz bir teknoloji var. Evet onu ben sizin ofisteyken de görmüştüm. Bayağı da etkileyiciydi. Ondan bahsedelim istersen. Pocket Fleet'te galiba kullanıyorsunuz onu değil mi? Aynen, kesinlikle. Onun için aslında Pocket Fleet için bayağı optimize etmemiz gerekti. Çünkü mobil cihazların hardware'leri tabii ki de daha önce PC için geliştirdiğimiz teknolojiye çok uygun değildi yani. Hani ne bileyim hani bufferları falan çok ufak network kartlarının mobil cihazı. O yüzden bayağı güncellediğimiz bir framework'ümüz var elimizde. Ve hani çok low end şeylerde bile, mobil cihazlarda bile olabildiğince high efficiency çalışan, yani çünkü yüksek verimli çalışan bir framework'ümüz var şu an. Onu kullanıyoruz genel olarak. Dediğim gibi odaklandığımız şey tamamen real time multiplayer. Story based oyunlardan biraz kaçıyoruz ki şu anda zaten yaptığımız oyunlara bakarsanız öyle bir durum göreceksiniz. Evet şu an onu bu arada gösteriyorum. Pocket Fleet'in trailerını bir izleteyim ben kısaca izleyicilerimize. Direkt YouTube'dan alman bence. Sanırım şey. Ha varmış Öyle o. açtım zaten. Bayağı 90'lar tadında bir trailer olmuş bu arada ya. Hatta Aynen. 80'ler yani bayağı geri gidiyor. Çok VHS şeyi de var arada. Çok hoşuma gitti trailer bu arada. İlk defa izliyorum ben de trailer'ı. Öyle mi? İzlememişim ya. Oyunu gördüm, oynadım falan ama izlememiştim hiç. Trailer'ını. Bayağı orijinal olmuş yani. Bayağı VHS glitchli falan. Peki kısaca tarif etmek gerekirse nasıl Pocket Fleet'i tarif edebiliriz. Bence yani bizim izleyicilerimizin hoşuna gidebilecek bir oyun. Ben de çok hani keyifle oynamışım. Çok becerememiştim aslında ama hani becerebilenleri yazan izlerken çok keyifliydi. Öyle söyleyeyim.
Yani bence bir denesinler. Yani old school bir Astroids oyunu gibi. Bu eski Astroids oyunundan bahsediyorum ama onun multiplayer, yani yine real time multiplayer bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ya çok basit bir settingi var. Direkt kendi uzay geminizden fırlayıp düşman takımın fighterları ile kapıştığınız çok basit, direkt oynanan bir oyun. Hani direkt mobil cihazlarda oynayabiliyorsunuz zaten, Android ya da iOS. Bedava zaten. Oyun içinde satın alabildiğiniz ek paketler var. Alırsanız süper olur bu arada. Ama onları almadan da tamamen yaklaşık olarak eş güce sahip gemileri unlock edebiliyorsunuz. Hani bu free to play olayından birazcık tiksindiğimiz için olabildiğince bedava oynamak isteyenleri de düşünerek bir sistem geliştirdik. Bence bir deneyin yani. Evet, zaten bir de oynanışında sanırım şey falan da kullanabiliyorduk, değil mi? Nasıl desem, ağırlık algılayıcısı mı deniyor şeyin, Evet, akselerometreyi telefonun? Evet. kullanarak oynanıyor. Genelde çoğu oyunda akselerometre kontrolleri çok zor geliyor oyunculara ama biz olabildiğince basit bir yapı kurmayı denedik. Need for Speed'in falan mesela vardı böyle. Telefonu elinde direksiyon gibi döndürüyordum falan. Onda da Yani öyle bir kontrol ediyordun, değil mi, benzer. gemiyi falan? Evet, çok benzer bir kontrol var. Yani bir yandan biz istatistik tutuyoruz bu arada. Oyuncuların %95'i kadarı akselerometreyi kullanıyor. Yaklaşık olarak %5'i onu beğenmediği için Virtual Joystick'e switch ediyorlar. Ayarlardan bunu yapabiliyorsunuz. Sanal joystick kullanabiliyorsunuz ama aksiyometri oynamak daha zevkli. Daha oyun içine dahil oluyorsun o şekilde oynadığın zaman. %95 bayağı iyiymiş yani. Demek ki Kesinlikle. gayet kolay oynanıyor. Evet, Robombur var. Onu ben bir de bayağı sevmiştim açıkçası. evet. Robot. Benim lise hayatım böyle bir Bomberman oyuna geçmiş. Telefonda yine oynuyorduk. O zaman 70, Nokia 7610 ve 66 çift sıfır telefonlarımız vardı. Onlarla Aynen. böyle sınıfta teneffüste olsun, bazen derste falan olsun. Çocuklar siz yapmayın, dersi dinleyin, ama hani güzeldi bayağı onda oynarken. Bu da sizin Bomberman'e bir yorumunuz, değil mi? Evet, kesinlikle. Yine demin bahsettiğim multiplayer framework'ı kullanarak yapılmış bir oyun. Yani yine olabildiğince hızlı, latency'si mümkün olabildiğince düşük bir şekilde bir Bomberman versiyonunu nasıl yaparız diye düşünmüştük. Ama oyunun yayıncısı biz değiliz. Bizim ortağımız olan Kaiser Games ismindeki bir şirketin yayınladığı bir oyun. O yüzden hani oyunun üzerinde bazı seçimler tabii ki de bizim değildi. Anladım. Ama genel olarak memnun olduğumuz bir oyun yani. Onu da denemenizde fayda var. Yine mobil cihazlarda Bu oynayabilirsiniz. ha, web Ve üzerinden de Windows galiba üzerinden... oynanabiliyor, değil mi? Efendim? Web'de de oynanabiliyor, değil mi? Aynen. Browser'dan. Browser'dan da direkt Robomber diye search ederseniz çıkar zaten. Peki yine başka oyun şeyinize bakarak devam ediyorum. The Note çok enteresan bir oyundu. Ekibinize daha biz tanıştıktan daha sonra katılan bir arkadaşınız yaptı, değil mi The Note'u? Öyle hatırlıyorum ben sanki. Evet, onu Emir yaptı. Evet, Emir Zaten Akman sanırım. aynen Emir Arkman bizim Evet. ama katılmadan önce yaptı. Ama zaten biz Emir'le böyle ta çocukluktan beri beraber oyun Aa, geliştirdiğimiz için güzelmiş. Ben o aynen kadar tanıştığınızı bilmiyordum. liseden falan yani. Evet. Zaten o zamanlar çok küçük bir şeydi, community'ydi yani oyun geliştirenler. İnternette toplanabildiğimiz bir iki tane küçük forum vardı. Mesela bir tanesi oyunyapım.org'du. Oradan tanışmıştım Emir'le de. Zaten daha önceden bazı yaptığımız şeyler vardı. Sonra da hani bize katılmaya karar verdi. Oradan devam ediyoruz şu anda. Güzel bir birliktelik olmuş o da zaten. Bir de sizin ofisiniz çok büyük ya. Hani oraya zaten hani biraz daha adam sokulabilir bence. Baya inanılmaz büyük ofisleri var. Bunu planlıyoruz şu anda. Ufak ufak. Şu anda ofisteyim Ya evet, orada hani salonda çift kalemaj falan yapılabilecek bir halde. Onu hatırlıyorum yani. zaten. Nerf savaşı yapıyoruz. Nerf savaşı güzel. Kocaman Nerf silahlarımız var. Emir şu anda gülüyor yanımdan. Demin ondan bahsettik diye. Kıkır diyor yani. O The Note içinde şey yazıyor. Deneysel bir gerçek zamanlı şiir yazıyor. Zaten çok kısa bir oyun bildiğim kadarıyla. Sanat oyunu Evet, diyebiliriz. evet. O tarz bir Onu nereden oynayabiliyor oyuncular bu arada? Var mı oynayabilecekleri bir yer? Ya da oynayacakları bir yer? Download linki olması lazım. Mac ve PC versiyonu vardı. Öyle hatırlıyorum. En son upload ettiğimiz. Ha, Bizim evet, sitede zaten zip olarak gözüküyor. Apple, Mac aynen. için de Oradan App direkt Store'da varmış galiba. oynayabilirsiniz. Çok kısa bir oyun ama çok güzel, çok eğlenceli bir deneyim. O yüzden
deneysel. Bence denemekte fayda var izleyiciler için. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Farklı tip oyunları her zaman desteklediğim için zaten benim çok hoşuma gelen bir şey oldu. O zaman yavaştan şeye geçmek istiyorum. Bu Action Dimension'a geçmek istiyorum. Biraz daha bizim izleyicinin ilgisini çekebilecek bir oyun bu. Yine browser üzerinden oynanan sosyal bir oyun. MMO gibi bir şey ama çok şirin, böyle değişik mobil oyun gibi grafikleri var aslında. Ama bayağı kaotik savaşlar da dönüyor yani. Ben izlemiştim hani, yine ofisteyken hatırlıyorum. Ne zaman başladınız? Yani memnun musunuz? Kaç kişi oynuyor? Böyle şeyler anlatabilir misin biraz oyunu bize? Şu an son istatistikleri hatırlamıyorum. Çünkü şu anda biz bu arada yeni proje üzerine çalışıyoruz kesinlikle. Uzun bir süredir hiçbir şekilde duyurmadığımız. Evet. O yüzden şu anda şey durumdayım yani. Hani Action Dimension'dan birazcık kopmuş durumdayım. Eğer şu an izleyiciler arasında oyuncu varsa özür dilerim kendilerinden. Arada sırada güvenlik paketleri çıkarıyoruz ama onun dışında içerik ekleyemiyoruz bir süredir. Action Dimension çok eski bir oyun bizim yazdığımız bu arada. Yaklaşık olarak 5-6 sene önce yazmaya başlamıştık. Bayağı eski. Daha bile fazla olmuş olabilir. Olayı şey, yani bir sosyal dünya aslında bu virtual world yapısında yani ne bileyim Habbo Hotel, Türk örneklerinden Sanarika vesaire gibi hani aynı tarzda oyunlar mevcut. Ama farklı olan kısmı Action Dimension'da real time multiplayer oyunlar var yine. Hani demin bahsettiğim teknolojinin aslında ilk kullandığımız oyunlardan biriydi bu. İkincisi daha doğrusu. Futbol, tenis, paintball falan bayağı Aynen şey. öyle. Üç tane oyun var şu anda. Senin de saydığın gibi futbol, tenis ve paintball var. En popüleri paintball. Pek çok farklı silah, farklı oyun modları, Capture the Flag, Deathmatch falan gibi oyun modlarında Paintball oynanabilen çok zevkli lan. Böyle Binding of Isaac gibi kontrolleri hafif. Bana onu hatırlatıyor böyle. Hani gözyaşı bir yerine paintball silahıyla boya sıkıyorsun ama o oyun. kaosta inanılmaz güzel oluyor. Yani çok keyifli gözüküyor bence o paintball O kısmı. biraz bizim framework'ı zorlamak için aslında yazdığımız bir oyundu. Yani böyle binlerce partikül acaba real time bir şekilde transfer edip hala oynanabilir bir oyun yapabilir Lag miyiz diye. olacak mı acaba diye denemek için mi? Aynen öyleydi. Biraz öyleydi yani. Ve oluyormuş. Bunu da gördük Bayağı diyorsun iyi yani. oldu. Ya ben de kaç gündür hani Destiny oynuyorum şimdi, bir de hani Iron Banner diye işte özel bir orada oynarken iyice bir şey yapıyor. İnanılmaz lag oluyor yani. O yüzden hani değeri çok önemli. Sizin oynanan hakikaten ciddi gerçek zamanlı bir olay var. Şeyi soracağım, bu oyunu yabancılar çok oynuyor galiba değil mi? Action Türklerden daha fazla yabancı mı oynuyor? Yok hani bayağı bir, çünkü yabancı oyuncunuz var diye biliyorum. Şöyle, Türkiye'de gerçekten çok popüler oldu oyun. Yani birkaç serverımız var. Mesela bir tane Almanya serverı var. Çünkü Almanya'da da bayağı popüler oldu. International serverı tamamen zaten Türk oyuncular ele geçirmiş durumda. Gece de Portekizli oyuncular var. Böyle bir Evet, durum var. Portekiz'den bayağı vardı, onu hatırlıyorum. Evet. Bir tane Amerika serverımız var, Kongregate üzerinde çalışan. Onu da sevgili Türk oyuncularımız bastı. Ama yine de bayağı bir yabancı şey var, oyuncu kitlesi var evet. Ama dediğim gibi genel olarak domine eden oyuncu kitlesi Türk oyuncular. Büyük Oscar Türk oyunu olduğu için Yani o tercih ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bir Amerika yandan sunucusunu, PES falan var. bu arada Efendim? Amerika sonucuna girdikleri zaman lag Evet birazcık tabii ki de yaşıyorlar çünkü Amerika sunucusu Amerika'da lokasyon olarak yani ama yani bizim zaten sistem daha yüksek pingi kaldırabilen bir altyapımız var. Özellikle bu dead reckoning falan yapan yani ping yüksek olduğu zaman gerekli simülasyonları gerçekleştiren bayağı sağlam bir sistem kurduk. O yüzden Amerika serverında bile real time oynayabiliyorsun. Peki oyuncuların tepkileri nasıl ya da iletişimimiz nasıl? Mesela sana sürekli mesajlar falan geliyor diye hatırlıyorum ben, böyle işte o Tolga sen misin, bak işte benim item'ımı geri ver falan diye, böyle tabii küçük ekip Sürekli, olunca sürekli. biraz daha şey oluyor. Bir de galiba göz önündesiniz de, yani oyuna zamanında aktif olarak girip oynadığınızda hani işaret mi çıkıyordu artık bilmiyorum, böyle aa işte oyun yapımcısı dolaşıyor etrafta falan, yani Blizzard'ın Aynen. başkanının WoW'da dolaşması gibi bir şey aslında bir yandan yani. Aynen biz eskiden bayağı oyunda aktiftik yani şöyle diyeyim ben sana hala arada sırada aktif olmaya çalışıyoruz ama hani sonuçta iş yoğunluğumuzun arasında fırsat olabildikçe aktif olabiliyoruz.
Eskiden tabii ki de oyun üzerine aktif geliştirme süreci devam ettiği için biz sürekli oyundaydık. O yüzden zaten çok alıştı oyuncular bizimle direkt olarak iletişim kurmaya. Hatta oyunun gelişme süreci zaten oyunculardan aldığımız geri dönüş üzerinden oldu sürekli. Yani hani yeni bir şey eklenmesini isteyen oyuncuları göre geliştirmeye devam ettik. Bu şekildeydi yani. Şu anda da o yüzden Facebook'tan sürekli mesaj yağıyor. Hepsine cevap veremiyorum. Tekrar izleyiciler arasında mesaj atmış olan oyuncular varsa özür dilerim. Hangi oyun diye soru var yeni gelen izleyicilerimiz. Action Dimension diye bir oyun. Ben hatta chatten de yazayım. Onu da yine oyunun web sitesinden oynayabiliyor, değil mi? Evet. Kesinlikle actiondimension.com'dan direkt girip oynayabiliyorsunuz. Türkçe versiyonu da mevcut zaten. Yukarıdan seçebilirler. Evet, her dil. Yani kaç dil var peki? Başka Portekizce falan da var mı? Mesela çok oyuncusu varmış Portekiz'in. Evet. Çok oyun zaten oyuncu yoğunluğuna göre biz çevirileri o şekilde yaptık. Yani İngilizce, Almanca, Portekizce ve Türkçe var şu anda. Portekizli oyuncular, birkaç tane oyundan daha duydum böyle. Özellikle Türkiye'den çıkan bazı oyunlara çok ilgi gösteriyor. Herhalde biraz da halkının yapısı da benzediği için daha böyle kanı Kültürel kaynayan insanlar falan kültür çıkıntısı olarak olabilir. benziyor biraz. Kültürel benzerlik olabilir gerçekten de. Bir de şöyle bir şey var ki, oradaki saatler ile buradaki saatler tam olarak karşılıklı birbirini tamamlayan saatler. Yani bizde gündüz dolu oluyor mesela server Türk oyuncularla. Gece hani sabaha kadar da Portekizli oyuncular oluyor. Yani o yüzden de o da bir etken olabilir açıkçası. Yani orada bir kendi aralarında bir community kurmak için gerekli zamana sahip olmalarıyla alakalı olabilir. Tabii teori bunlar tamamen üst. Tabii mesela başka özellikle bazı oyunlarda mesela hani aa işte Ruslar bastı server'ı falan gibi dertler olabiliyordu. Hani burada en azından herhalde öyle bir şey olmuyor yani. Onlar için de aynı şekilde hani farklı Öyle bir şey farklı yok, öyle bir şey kendi yok. Çok aralarında oynayabiliyorlar yani rahat rahat, değil mi? kesinlikle, kesinlikle. Yani çok çok büyük ve zaten halihazırda kurulu büyük bir Türk oyuncu kitlemiz var zaten. O yüzden hani giren oyuncular kendilerini çok rahat ve güzel bir ortamda bulabilirler. Arada tabii ki de bazı küfürbaz ve insanları dolandırmaya kalkan pek çok oyuncu mevcut. Onlarla aktif bir şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Bir tane değişik bot yazan biri vardı. Hacklanıyor falan çalışıyor sanırım. Sizdeyken ben hani görmüştüm. Hatta işte ona böyle onu fark edip otomatik ona mesaj yollayan bir yazılım falan kasıyordunuz. Böyle enteresan eğleniyordunuz yani. Onunla Evet. ama o çok değişikti mesela. Oyun hacklemeye çalışanlar falan da oluyor galiba, değil mi? Browser üzerinden olmasına rağmen. Sürekli yani sürekli günde binlerce hackleme denemesi oluyor. Yani bizim yazdığımız bir tane tool şey var. Yarı yapay Evet zeka evet yarı onu işte onu hatırlıyorum. evet Yarı yapay ismi Etherlord onun. zeka Zaten eğer oynayan varsa mutlaka tanışmıştır olan. Etherlord'la. Etherlord'un görevi hile yaptığını tespit ettiği oyuncuları yakalayıp bize iletmek ve oyuncuyu oyundan uygun bir süre uzaklaştırmak. Pek çok şey var yani hem küfür edenleri yakalamaya çalışıyor hem hile yapanları yakalamaya çalışıyor ve giderek sürekli gelişiyor kendini geliştirebilen bir şey. Bir yapay zeka sahip. Peki bir gün Skynet gibi başımızı iş açmasından korkuyor musunuz? Belki bir gün. Daha o kadar akıllı değil diyorsun yani. Henüz o kadar değil. Henüz sadece o dünyada kısıl kalmış durumda. Dışarıyı alırsak sıkıntı çıkabilir. Peki şeyden bahsetmek istiyorum seni uğurlamadan önce bu arada. Bu teknolojiyle falan aran bayağı iyi. Sen bu arada ne okumuştun? Ben Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okumuştum aslında VCC bölümü. Ama bir mühendis gibi bayağı şey yapıyorsun yani. Çok takdir ettiğim bir yönü kendi kendine yani do it yourself dediğimiz yani kendin pişir kendin ye modunda tasarımların var evde kullanmak için. En beni etkileyen şeydi. Bileğe takılan bir şeyle vücut ısısını düzenlemek yani yazın serinlemek için bileğine bir şey takıyordun galiba değil mi? Kendin üretmiştin. Aynen öyle. Bu şey, yani ilgilenenler varsa netten bakabilirler. Wristify isminde, hatta linkini atalım isterseniz. Böyle bir şey var. MIT'den çıkmış birkaç kişinin kurduğu bir şirket üzerinden geliştirdiği bir alet var. Bileğine takarak bileğin içine belirli aralıklarla yaklaşık olarak 1 derecelik bir ısı düşüşü sağlayarak bütün vücudun ortamın soğuduğunu hissetmesini sağlayan bir bileklik yapmışlardı. Henüz piyasaya çıkmadı, yakında çıkacak.
Ben de nasıl yaptıklarını çözüp bir tane yaptım aslında. O kadar karmaşık bir şey değil. Open source olarak net atmayı planlıyorum yakında. Beynini kandırıyorsun yani değil mi? Aslında Kesinlikle hava ha. serinledi diye. Tek yaptığı şey. Ortamı soğuk gibi hissediyorsun. Terlemen kesiliyor vesaire. Çok garip bir deneyim aslında. Tamamen denemek için yani. Çalışıp çalışmadığını merak ettiğim için yaptığım bir şey. Ama bunları yapabilmek için yani mesela devrelere hakim olmak falan bu tarz şeyler gerekiyor galiba değil mi? Ya tabii bu Sonuç olarak çocukluktan gelen elektronik şey. falan. Yani mesela bu şey Overdose Kafein'deki ortağım Cem Uzunoğlu var. O da bizim programcılardan. Onunla beraber genelde yaptığımız şeyler bunlar. Hatta yani biz aslında daha çok robot yapıyoruz. Robotik üzerine çalışıyoruz. Evet Çeşitli zaten bir şeyiniz şeyler. de vardı. 3D printimiz de vardı. Ondan Aha evet. da bayağı kendine galiba şey yapmıştın değil mi? Sanki Festo gördüm hatırlıyorum böyle işte hani masaüstü roleplay oyunlarında kullanmak için figürler falan da print edilebiliyor sanırım onlarla. Kesinlikle kesinlikle Warhammer figürleri, Evet. minyatürleri da basılabiliyor. Birkaç tane bastım onlardan. Ordum var Yani çünkü. gidip 150-200 lira para bayılacağınıza bir 3D printer alıp kendiniz Kesinlikle. basabilirsiniz. Kesinlikle. 3D printerler çok ucuzladı zaten. Bence artık yani yakında zaten her eve girecek yani. Çünkü yani daha kullanıcı dostu printerler üretilmeye başlandı. Büyük şirketler tarafından. Böyle Dremel'in falan çıktı birkaç tane. Peki Fiyatlar nasıl da gerek düşük. kullanabilirler? Yani evimize girecek ama ben evimde niye 3D printer isteyeyim? Yani kullanım alanı sıradan insanlar için nedir bunun? Yani herhangi bir şey olabilir. Yani garip olan kısmı da o. Kullanım alanları giderek sürekli genişleyen bir alan. Yani ne bileyim bir şey kırıldığı zaman onun yenisini basabiliyorsun. Yani o kadar kolay bir şey ki. Atıyorum yani bizim mesela ofisteki buzdolabının bir parçası kırıldı. Hani o parçayı çok kolay hazırlayıp tekrardan basabiliyorsun. Ya da hani bunun dışında ne bileyim bir şeye ihtiyacın var. Küçük bir vazo yapman gerekiyor. Herhangi bir internetteki repozitoriye girip böyle Thingiverse gibi. Yani bu tür modellerin toplandığı şeyler var, siteler var. Oradan bir tane vazo seçip basmıyorsun. Hani dışarı çıkıp almaya gerek olmadan hemen 2 dakikada bir tane vazon oluyor. Ya da bardak ya da herhangi bir şey. Yani o kadar çok alanı var ki 3D printer kullanılabileceği. Yani biz genelde robot parçası basmak için kullanıyoruz. Ama ev kullanımı için de çok fazla alanı var. Çeşitli mobil aplikasyonlar çıkmaya başladı. Bu tür modelleri gezip kolayca tek bir tuşla printer'a yollayıp basabildiğin. Hani bu şu anda gelişiyor zaten ve yakında göreceğiz onun ev için en uygun olduğu dönem gelecek yakında. Peki materyal konusunda yani mesela ne yapacağız? Gidip böyle plastik alıp şey yani kartuş şeyine plastik mi koyacağız? Şey nasıl yani ne materyal kullanılıyor, kullanabiliyor ya da bize ne gerekebilir bu materyal olarak? Ben Hemen onu merak ediyorum yani böyle hani mesela birileri şu anda ne kadar olduğunu soruyor 3D printer'ın. Şu anda eğer kit olarak alırsanız böyle 300 dolar civarı printerlar var. Ama eğer böyle kutudan çıkarıp kullanmak için bir printer istiyorsanız onlar hala 800 dolar civarında en ucuzları. Materyal olarak PLA ve ABS isimdeki en çok kullanılanlar bunlar. PLA ve ABS isimde iki materyal var. Bunların ikisinde en ucuz olanları bunlar zaten. Bunları kullanabiliyorsunuz. PLA mısır koçanından üretiliyor. Erime ısısı biraz daha düşük. ABS bildiğimiz Lego plastiği. Bunun dışında farklı pek çok materyal var. Böyle dokusu ahşaba benzeyen materyal var. İşte şey var, flex materyaller var, böyle esneyebilen. Fiyatları da giderek düşüyor bu materyalleri zaten edinmek için. Türkiye'de satan distribütörler gelmeye başladı. Aa, Türkiye'de Zaten... olmasını beklemiyordum. Güzelmiş o. Evet, var. Yani biraz hala pahalılar. O yüzden biz böyle yurt dışından alıyoruz. Her Ama zaman evet. Türkiye'nin genelde hali o yani. Oyunları da öyle kesinlikle. yaptığımız için. Ya Kesinlikle. mesela buzdolabı parçası bozulduğunda ona uygun materyalden elimizde varsa o zaman basıp takabiliyoruz yani değil mi? Kesinlikle. Biz PLA kullanıyoruz genelde. PLA'dan bastık ve hala çalışıyor. Buzdolabında Biri mesela uyumlu mu yani 300 ona? dolara nerede var demiş. Abi 300 dolar Portabee isminde bir printer var 300 dolara. Mesela. Onu da söyleyeyim. Nerede var? Bir daha söyler misin? Portabee isminde. Dur şeyden atayım da şu an Twitch'e login değilim. Anladım. O yüzden şey atamıyorum, cevap atamıyorum yani. Sadece izliyorum. Sana hemen şuradan atayım. Ben onu da yazayım madem merak etmişler. Aynen. En son CES'te şey vardı. Yemek basıyorlardı 3D printer'la. Evet. Çünkü 3D printer'da kullandığım malzeme aslında kullandığım extruder'a yani bu malzemeyi sıkan tepesindeki parçaya bağlı bir şey. Yani o parçayı istediğin tarzda bir
parça takıp onunla istediğin şeyi basabilirsin. Mesela biyoprinterler var. Canlı hücreler basan. Hani Allah Allah. mesela Bayağı iyiymiş. çok iyi. O mesela bayağı böyle kulak falan basanlar var. Yani mesela çikolata basan biri var. Bir tane üzerinde aktüatör olan bir tane şırıngayla. O Willy Wonka'ya bağlamışlar bayağı yani. Çeşitli şekillerde çikolata basanlar var falan. O tamamen sınırsız olanak var yani, eğer bu konuda teknik bilgin varsa istediğin extruder'ı yapıp istediğin malzemeyle istediğin şekilde baskı yapabilirsin. Seramik basanlar var mesela, yani saçma sapan her Özellikle türlü şey sanatçılar için kullanabilirsin. falan güzel bir şey yani. Heykeltıraş tarzı yani, ister küçük Kesinlikle. figür olsun ister daha farklı şeyler olsun. Hani onları Kesinlikle. evde basmak için ve birinin dağıtımı için çok kolay bir şey. Kesinlikle, Ama kesinlikle. korsanı bu sefer öne geçemeyecekler mesela yani. Öyle bir durum var. Yani bu hani şey mevzusuna benziyor abi. MP3 mevzusuna benziyor. Yani zaten daha önce tartışılmış ve pek çok farklı sonuca ulaşılmış bir konu. O Tabii yok yüzden ama fiziksel bir şey olduğu zaman o biraz daha enteresan geldi bana yani. Mesela işte o figürleri eğer biri 3D ortamda tasarlarsa basabileceksin gidip almak yerine. O zaman tabii onların da farklı iş modellerine geçmesi gerekecek muhtemelen yani. evet, zaten hani şu anda Games Workshop, yani bu Warhammer minyatürlerini üreten şirket inanılmaz bir şekilde savaş açmış durumda 3D printing olayına. Böyle işte Thingiverse'deki Warhammer modellerini falan kaldırtıyorlar falan gibi, böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. İnanılmaz pahalıya satıyorlar bir de o modelleri yani. Ben mesela Çok pahalı. bakıyorum hani Ya ya onun bir tane yerine... demine dursa falan istiyorum ama o kadar pahalı ki inanılmaz yani. Alınacak gibi değilmiş. Ya onun yerine yapmaları gereken şey hani web sitelerinin üzerinden dijital model satmak abi. Yani bu işin çözümü bu. Yani başka türlü başa çıkamazsın ki İşte bunu dijital insanlar. modeli acaba DRM'e nasıl koyacaklar? Mesela printer böyle hayır abi basmıyorum bu korsan model mi diyecek. Belki yapabilirler aslında yani, mantıklı olabilir Ya bir yapılabilir yerde. ama yapılmasın ya. Artık bu konuları birazcık aşmamız gerekiyor. Yani bu DRM olayları falan zaten saçmalık. Ya özellikle bazı oyunlarda çok zorluyor. Ya mesela orijinal adın oyunu oynayamıyorsun. Niye? İnternet kesildi. Ama Evet, evet. single player oyun. O Yani masa çözüm üstündeki şeyi modellerde zaten ne yazık ki öyle bir şey mümkün değil. Bastığını first basıp world problems olarak o evet. Aynen bayağı öyle. göz Bunlar önüne first yani. world problem bence yani. Hiçbir şekilde. Yani çok önemli olmakla beraber insan üzülüyor internet yok diye single player bir oyun oynayamayınca. Kesinlikle. Senin sanırım çıkman gerekiyordu saat hani 6.30 Evet, 6.30 kaçmam öyle gerekiyor. şey Aslında yapmışız. keyifli oldu Evet, Ege'cim. bence keyifli oldu. Daha sonra bu gizli projenizle ilgili bilgiler geldiği zaman tekrar Kesinlikle, daha kesinlikle. uzun görüşeceğiz Aynen inşallah. öyle. Bunu açıklayacağım zaman zaten uzun bir program yapalım beraber. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Ben de çok meraklıyım. Süper. Ben bile bilmiyorum gerçekten arkadaşlar yani, arkadan haberim yok. Ben de merak ediyorum. Teşekkür ederiz katıldığın için programımıza. Görüşmek üzere. O Çok zaman sağ ol sana Ege. eğlenceler dileriz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi Görüşürüz. yerler. Evet arkadaşlar, kaldık baş başa. Haftanın oyun haberlerini yorumlamaya geçelim. Dürbünlere takıyorum. Yansımamı görüyorsunuz. Yavaştan ben bu haftaki oyun haberlerine geçişimizi yapıyorum. Bu haftanın en baba aslında haberlerinden bir tanesi The Order 1886'nın çok kısa olması oldu. Oyunu 5,5 saatte 6 saatte bitirenler var ki bunun 2 saatini falan ara videoların oluşturduğu söyleniyor. Ara videolarda işin enteresan tarafı aslında şey var, nasıl desem, oynanış var gibi biraz yani. Mesela yürüyorsunuz bir yandan oynarken, işte quick time eventler giriyor. Belli tuşlara doğru anda basmanız lazım ki işte sinematikte adam kendini savunabilsin falan. Hani bu tarz daha klasik şeyler olmakla beraber oynanışı sürekli durdurduğunu, sürekli böyle video girip bozduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda sürekli bir siper arkasına yatıp daha sonra çıkıp vurmak şeklinde olduğu söyleniyor. Murat abi işte oynuyordu. O da 6 saat oynadım, 1 saat sonra biter muhtemelen diyordu. Yani 7 saat Murat abinin oynayışına da oyun sürmüş olacak. Tabii ki bir oyunun ne kadar süreceğini hani biz karar veremeyiz ama burada daha çok hani eleştirilen nokta şey olmuştu. Neden 60 dolar? Yani Gone Home falan böyle o tarz hani sinematik oyunlarda tamam ama hani kısa süreli olduğu için, 12 saat sürdüğü için mesela 20 dolara satıyorlardı. Şimdi 6 saatlik bir oyun düşünün. 6 saatlik oyunda da hani
sinematik deneyim sunmak isteseniz bile hani 3 filme gitseniz ikişer saatten işte 6 saat ama 3 film 30 dolara mal olur size. Bu oyun 60 dolara mal oluyor. Yani orada biraz fiyattan dolayı bir sıkıntı yaşandı. Şu anda chat'ten sizle bu arada görüşeceğiz. Yani şey yaparsanız sevinirim buradan yorumlarınız ve sorularınız varsa. Dying Light demedik bu arada. Yani ha evet Dying Light yazıyor orada. Niye Dying Light yazıyor bilmiyorum. Herhalde eski şey kalmış. Yenilerseniz sayfayı düzeltilmiş olacaktır. Oyun bugün çıktı. Nerede diyorsunuz? Oyunu şey yani daha önce inceleme kopyaları tabii ki geliyor basınlar ya da işte YouTuber'lar yine biri işte YouTube'da oynayıp koymuştu. Ya da zaten hani başka kaynaklarda da sonuçta DNR'a mesela oyun gideceği zaman satışı birkaç gün önce stoğa girmesi gerekiyor ama satış günleri belli oluyor. O kargo yola çıktıktan sonra bir şekilde onu alıp satanlar olabiliyor yani. O yüzden ben de mesela oyun çıkmadan önce alıp oynayabilirdim basın kopyası olmadan bile ama almadım çünkü oyunun şeyini duyunca para vermek istemedim o kadar açıkçası. Dediğim gibi yorumlarınız ve sorularınız benim için önemli. Yorum yazarsanız tabii Chatbox programında seviniriz. Aslında bu cuma günü şey yapacaktık. Nasıl diyeyim? Bir etkinlikten canlı yayın yapacaktım ama kar nedeniyle iptal oldu. Bu yüzden sağ olsun Tolga acilen yetişti ve hani bir programa katıldı ama işte çok vakti olmadığı için yarım saat şey yaptık, görüşebildik. Normalde tabii ki aslında sizin geliştiricilere sorularınızı biz iletmeye çalışıyoruz. Chatbox programının amacı zaten o yüzden adı Chatbox. Ama bugün bu son yarım saatimizde haftanın oyun haberlerini yorumlayalım ve sizin de yorumlarınızı alayım istiyorum. İzninizle The Order hakkında dediğim gibi konuştuk. Biraz fazla kısa Rise vardı Xbox One'ın exclusive oyunu. O da mesela hem kısaydı hem de oynanışı böyle sürekli kendini tekrar sürekli tek tuşa basarak oynadığınız falan. İnanılmaz güzel grafikler olmasına rağmen. Bu da Rise'ın karşılığı oldu PlayStation 4'teki. Yani bakın bizim muhteşem grafiklerimiz var. Böyle grafik yapabiliyoruz. Diyor ki harika grafikler var gerçekten. Hani yapabiliyorlar. Ama yine de hani bu kadar kısa bir oyunu yapmaları ne kadar doğru o da tartışmaya açık bir konu. Uzun kısa oyunlar derken bir de geliştirme süreci çok uzun süren bir oyundan haberimiz var. The Last Guardian hala geliştiriliyor. Arkadaşlar eğer Shadow of the Colossus ve Ico oynadıysanız PlayStation 2 döneminde bu oyun sizin ilginizi çeken bir oyun olması lazım. Çünkü onları yapımcısı olan Team Ico geliştiriyor The Last Guardian'ı. Yıllar oldu duyuruları yani 2009 yılında resmi olarak duyurusu yapıldı. 6 sene olmuş hani gördüğünüz gibi. O zamanlar PS3 olarak yapılıyordu. En son bu oyundan haber aldığımızda tamamen yeni şartlar altında geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti. Bu da yani zaten PlayStation 4 çıkmış olduğu için o dönemde artık herhalde PS4'de yapılıyor diye düşündük oyun. Çünkü hani yani bu saatten sonra sırf PS3'e oyun çıkartırlarsa biraz saçma olur. Zaten oyunla ilgili hiçbir bilgi yok hala. Ne ekran görüntüsü var ne başka bir şey var. Haberin ilginç yanı şu. Geçtiğimiz dönemde Amerika'daki şey isim hakları alındı şeyin yani alındı derken iptal edildi böyle terk edilmiş oldu yenilememişler isim hakkını The Last Guardian'ın dolayısıyla insanlar böyle aa ne oldu iptal mi oldu oyun sonunda falan diye bir gaza gelmişti. Sony'de hemen açıklama yapmış. Demiş ki oyun hala geliştiriliyor ama hani ne zaman çıkacak? Şu an ne aşamada işte ne kadar gelişti ne olacak oyunda falan hiçbir bilgi yine vermemişler. En sonunda oyunun sırf PS Vita'ya falan çıkmasından korkanlar da var. Geçen gün öyle bir yorum gelmişti. Evet hakikaten şehir efsanesi oldu. 2018'de çıkmasını bekliyoruz diyorsun. Güzel bir yorum yani öyle oldu. Hani en azından Half-Life 3'te şey yok hani duyurmadılar oyunu. Kesin çıkacak diye. Bu daha çok şeye benzedi. Duke Nukem Forever'a benzedi. O da böyle uzun bir süre sonunda çıkmıştı ve pek de iyi çıkmamıştı. Evet, E3 2015'te onunla ilgili video yayınlanırsa güzel olur. Ben şeyi anlayamıyorum mesela. Hala insanların bu oyun hakkında bu kadar heyecanlı olmasın. Çünkü hani
Artık böyle yapımcılar resmen hani yüzsüzleşmiş gibi bir durum var yani. Bu kadar olmaz ki kardeşim. Artık şu oyunu hani en azından bir şey yapın. Çıkarın oyunu. Bir çıkarmasanız bile hani işte oyunumuz şu aşamada. Alfa'yı geçtik. İşte beta testine hazırlanıyoruz falan deyin. Ne bileyim bir şeyler deyin yani. Hani bunların dememesi beni geriyor. Anhedonia soru soruyor bu arada. Onu cevaplayayım. Güzel bir soru sormuş çünkü. Şu sıralar oyun üreticilerinin bu kısa oyun ya da bug dolu oyun çıkarma hırslarını, yorumunu merak ediyorum demiş. Valla ben de anlam vermedim. 2014 yılında çok fazla oyun çıkacaktı. O yani çok kaliteli büyük markaların, büyük serilerin oyunları çıkacaktı ki hani böyle baktığınız zaman bu oyun yılın oyunu oldu işte. Game of the Year ödülünü alır diyeceğiniz hani nasıl desem İşte 20 tane falan oyun vardı. Daha sonra bunların bir kısmı akıllı bir şekilde ertelendi. Yani hani hem biraz daha geliştirebilirim hem de hani mesela bir hafta içinde işte Batman, Mortal Kombat bilmem ne bir sürü böyle kaliteli oyun çıkıyordu. Yani 4 oyun aynı hafta çıkıyordu ve hani aslında hepsini almak isteyecek çoğu oyuncu ama genellikle aralarında böyle ikişer hafta falan koymaya çalışıyorlar geliştiriciler ki hani alsın, harçlığını alsın, yeni oyun da alsın şeklinde. O yüzden aslında 2014'ten beklenenden daha da az oyun çıktı. Daha az oyun çıkmışken bile onların yarım yamalak çıkması esas enteresan kısmı olayın. Onu ben de anlayamıyorum. Hani Ubisoft için bakarsak oyunun hani Assassin's Creed Unity öyle bir çıktı ki zaten oyun çıktıktan 2 ay sonra gelen yamalarla artık şey demeye başladılar. Hani oyunun kendi geliştiricileri oyun artık işte 1.0 versiyonuna ulaştı dediler. Yani aslında oyun beta'dayken çıkmıştı. Hani bunu nasıl, neden yaparlar onu anlamak güç çünkü hani oyunun yapım aşamasında bile büyük şirket arkada bir şey QA testing denen bir şey vardı. Quality analysis ya da quality assurance deniyor. Oyun oturuyorlar birkaç kişi böyle oyun test ediyor. Hatta mesela God of War 3'ü oynadıysanız onun PlayStation için DVD'sinin içinde şey vardı. Bir yapım belgeseli vardı. Orada da vardı işte. Adamlar böyle oturup God of War'a duvara girmeye çalışıyor ki bug bulacağım. Hani duvara girebiliyorsam söylüyorum. İşte bakın burada duvara giriyor. Bunu düzeltin diyorsun. Artık oyundan nefret ediyoruz. Çok sıkıldık sürekli böyle bug bulmak için oynarken falan diyorlardı. Onunla ilgili bir şekilde şey yapıyorlar. Quality Assurance testi yapıyorlar ama buna rağmen bu şekilde kötü bir oyun çıkarmak inanılmaz. Bazı firmaları anlıyorum mesela hani küçük işte indie şirket oldu zaten early access'ı falan açıyor oyunları. Tamam o zaman hani biz zaten hani betasını oyunu size veriyoruz derler ama hani oyun bitti deyip de böyle bug'ları çıkarmak onda oldu. Daha sonra işte Halo Master Chief Collection'da aynı sorun oldu. Bu sene böyle bug'lı bir sene oldu. İnşallah 2015 farklı olur, güzel olur. Dying Light Twitch'teki sorundan dolayı başlık değişimi Dying Light oynanmıyor şu anda. O korsan yayından falan kalma sanırım. Ama çok istiyorsanız ben yani hafta içi Dying Light yayını açacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bayağı güzel bir oyun olmuş Dying Light bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Verdiğiniz her kuruşa kesinlikle değer. Parasını tamamen hak eden bir oyun olmuş Dying Light. Mutlaka alın diyorum. Bu arada az önceki konudan bahsederken üstüne güzel denk geldi. The Stomping Land'den kötü haberler gelmeye devam ediyor şeklinde bir haberimiz vardı. Stomping Land bildiğiniz gibi işte dinozorlar çağında dinozorlar dolu bir adada daha doğrusu yerli kabile gibi bir insan olarak oynadığınız bir böyle survival oyunuydu. Çok da güzel görünüyordu. Aslında vadettiği şeyler güzeldi. Yani yıldızlara bakar gönlünü bulmak işte dinozorları öyle fark etmek işte küçük dinozorları avlayarak beslenmek, daha sonra kendini geliştirmek, yeni silahlar yapmak falan. En son dinozoru evcilleştirme gelecekti. Hani büyük bir dinozoru evcilleştirip daha küçük dinozoru avlayabilecektik falan böyle. Enteresan özellikleri vardı. Ya da işte multiplayer oynayarak arkadaşınızı işte üzerine böyle bağlar işte ağ falan atıp hani kaçırabiliyordunuz. Öyle değişik özellikleri vardı. Ama oyun güncellenmedi. Uzun bir süre boyunca Steam erken erişimde olmasına rağmen oyun güncelleme gelmedi. Daha sonra Valve oyunu Steam erken erişimden attı. Geliştirme yapılmadı diye. Bir süre sonra dandikten bir update yaptılar. Oyun geri geldi işte erken erişime. Ama
öyle ki oyunun modellerini yapan Vlad Konstantinov isimli modelci, yani 3D model sanatçısı oyuna ayrılmış. Beasts of Prey diye başka bir dinozorlu oyun var. Oraya geçip oradaki dinozorları modellemeye başlamış. Sebebi de şu, 5 aydır oyunun temel yapımcısı ve bütün aslında Kickstarter'dan ve Steam Workshop'tan gelen paranın üzerine çöken kişi konuşmuyormuş adamla, haber vermiyormuş. Adam parayı aldı, Meksika'ya kaçtı gibi bir durum var yani. Hani böyle bir adamdan haber yok. Bütün paraları topladı Kickstarter'dan ama ortadan kayboldu. Stomping Land'de hala almayı düşünüyorsanız sakın ha, sakın Stomping Land'de almayın. Büyük bir hata olur sizin için. Sıraya göre gitmeyeceğim çünkü bu haberden hemen şuna geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün değil dün, DayZ'nin geliştiricisi Dean Hall'da bir açıklama yaptı Kickstarter'la ilgili olarak. The Stomping'den bildiğiniz gibi işte az önce konuştuk, çıkmayacak muhtemelen ve bayağı parayı aldı kaçtı adam gibi bir durum oldu. Godus vardı, Peter Molyneux gibi çok önemli bir oyun geliştiricisinin oyunuydu. Godus vaat ettiği hiçbir şey yapamadı. Multiplayer oyun modu falan getireceklerdi. 2 sene oldu, 3 sene oldu hala. Öyle bir mod getiremediler. İşte bir etkinlik yapmıştı Peter Molyneux. O etkinliği kazanan oyuncu işte bu multiplayer modunda Godus'un işte herkesin patronu gibi bir rol üstlenecekti. O çocuğu unutmuşlar falan böyle. Ona röportaj yapıldı. En sonunda Peter Molyneux çıktı. Ben dedi artık röportaj falan vermeyeceğim. Sevilmediğimin farkındayım falan dedi. Öyle kaotik bir durum var yani. Dean Hall da yani DayZ'nin geliştiricisi de hani Kickstarter ve Steam Early Access'in başarılı bir para toplama yöntemi olmasını istiyorsanız eğer birazcık şeyleri sorumlu tutmanız lazım dedi yapımcıları. Yani bir şekilde ya Kickstarter buna bir çözüm bulacak ya da Steam bir şey bulacak, yöntem bulacak ve şeyi yapmaları gerekiyor işte. Özellikle Dean Hall'ın dediği gibi medyanın ve oyuncuların şey yapması gerekiyor. Hani adamları didiklemesi gerekiyor ve artık hani oyunlarda, şu özelliklerde gibi bastırmanız gerekiyor. Medyanın da bunu yapması gerekiyor. Biraz hani nazik olmak yerine. Çünkü böyle giderse insanlar Kickstarter'ın iyice soğuyacaklar. Bunun şöyle kötü yönleri olacak. Yani nasıl kötü yönler olabilir derseniz. Şimdi az önce konuştuk işte Ubisoft falan hani böyle çıkmam yani bitmemiş oyunları satıyor falan filan diye. Bu tarz büyük şirketler bir kere yeni oyun fikirlerine biraz kapalılar. Yani hep böyle aynı tip oyunları tekrar etmek istiyorlar. İşte güvenli olması lazım çünkü. Yani Ubisoft biraz farklı mesela bu konuda. Geçen hafta da söylemiştim. Çok eleştiriyoruz ediyoruz ama Ubisoft bu 2014-2015'te de çok değişik oyunlar çıkardı. Mesela Valiant Hearts'ı çıkardı. Daha geçen gün Grow Home diye bir oyun çıktı. O da deneysel bir oyun. Büyük oyunların parasıyla küçük oyunlara yatırım yapabiliyorlar. Ama genellikle deneysel oyunlara ya da eski tip işte sadece küçük bir kitleye belki de verecek oyunlara yatırım yapmaktan çekiniyor genelde insanlar. Kickstarter'ın faydası bu oldu. InXile ve Obsidian iki tane çok köklü role playing oyunları şirketi. Baldur's Gate falan filan bu tarz oyunların yapım üzerinden, Fallout yapım üzerinden. Mesela Wasteland 2 çıktı. İşte diğerinin adını hatırlayamıyorum ama çok güzel bir RPG daha çıktı o şekilde. Eski tip oyunları gelişimine tekrar bir katkıda bulundu. Ki bu benim gibi dinozorluğa artık erişmek üzere olan oyuncular için önemli bir şey. Aynı zamanda deneysel oyunlara da fayda sağlıyor. Çünkü pek çok deneysel oyun hatta donanımla yapılıyor. Oculus Rift mesela Kickstarter'dan çıktı. Yani böyle başarılı da şey yapmak lazım. O yüzden Kickstarter'da değil, yapımcıyı suçlamak lazım. Ama tabii ki de Kickstarter'da bir şekilde hani o parayı veriyorsa adamlara, adamın da parayı hani alıp kaçmaması lazım. Buna da bir yasal düzenleme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Steam bu konuda şöyle bir şey yapmaya başladı artık. Merak ediyorsanız eğer. Oyun Early Access'e girmeden önce ciddi bir aşamada alfa ya da beta olması gerekiyor. Yani adamlar muhtemelen Valve çalışanlar deniyor oyunu. Tamam, bu oyun hani hakikaten oyun gibi gözüküyor. Bu oyun ileride bir şey olabilir deyip oyunun girmesine izin veriyorlar. Böyle bir yöntem var şu anda Steam'de ama şeyde hiç yok. Kickstarter'da bildiğim kadarıyla öyle bir şey. Oyun oynamayacağım. Zaten bu yayın oyun yayını değil. Talk show ve chat yayını ama
15 dakika sonra World of Tanks yayını başlayacak Osman'ın. O yüzden eğer World of Tanks seviyorsan kalabilirsin. Mekan 4118 adlı arkadaş. Turkish 4CS adlı arkadaşımıza da cevap vereyim. Hukuksal anlaşma yapılmıyor şu anda. Hayır yani. Maalesef bunu engelleyen bir durum şu anda yok. Ama önümüzdeki günlerde olursa tabii ki sevindirici olur. Bir e-spor haberimiz var. İngiltere'nin ilk e-spor arenası Londra'da açılacakmış. Şu anda belli bir yapının bir kısmını yenileyerek yapıyorlar. Bir e-spor arenası oluşturuyor. 600 kişi kapasitesine sahip olacakmış. Ama hani uzun vadede çok kişi darlayabilecekmiş. Tabii hani 600 bana küçük geldi. Ancak e-spora özel bir şey yapılması gayet güzel. Bizim ülkemizde hatırlarsınız League of Legends'ın Türkiye büyük finalinde ülker arena kapatılmıştı ve bayağı ciddi bir kalabalık toplanmıştı orada. Kim bilir belki önümüzdeki dönemlerde ülkemizde de bir e-spor arenası açılır. Çünkü e-sporun hızla geliştiği ülkelerden biri Türkiye. Biraz sonra World of Tanks yayını başlayacak demiştik Osman'ın yayını. Onunla ilgili bir haberimiz var. World of Tanks bu sene içerisinde Xbox One'a çıkacak. 360'a zaten çıkmıştı. Hatta ben hatırlıyorum. Victor Cassidy var Wargaming'in CEO'su. Onunla yaptığım röportajda geçen sene Polonya'dayken sormuş bana Xbox One'a gelecek mi ya da PS4'de belki hani Microsoft anlaşmayı bozup falan diye. Aldığım cevap şöyle olmuştu arkadaşlar. Henüz hani yeterince oyuncu yok Xbox One'da. Bizim de amacımız hani şey olduğu için işte free to play oyunlar olduğu için çok fazla oyuncu gerekiyor diyordu. Tabii satışlar arttı artık. 10 milyona yakın Xbox satılmış olması gerekiyor. Bu yüzden de artık hani Xbox One sürümüne çıkarmaya başladılar. Ancak 360 sürümünü hani boşlamayacaklar. Ki şöyle bir güzelliği var bu Xbox One sürümünün. Xbox 360 ile birlikte oynayabileceksiniz. Yani 360'da oynayan birisi ile Xbox One'da oynayan birisi beraber World of Tanks'te oynayıp kapışabilecek. Aslında mesela keşke Destiny'de olsaydı diyoruz bu. Çünkü hani ben PS4'ten ama PS3'de de Destiny var. Tamamen aynı oyun aslında. Sadece grafikleri farklı. Zaten grafik oyuncunun tarafında olduğu için, hani server tarafında olmadığı için aslında beraber de yapılabilirmiş. Bu niye hani yapılmadı? Bilmiyorum. Bu arada bir moderatörümüz çok güzel bir hamleyle oyunu talk show'a dönüştürdü zannediyorum ki eğer arkasından dolandıysan o Twitch bug'ının bu şekilde tebrik ediyorum Trash'i gerçekten zekice bir hamleydi böyle tebessüm ettirdi yani. Night Hawks Xbox One alıyorum World of Tanks mi oynayacağım yahu demişsin. Valla oynanabilir yani World of Tanks güzel bir oyun. Bayağı keyifli. Ben beceremiyorum. Becerebilsem çok oynarım kesinlikle. İzlemesini çok severim ama yani. Hele ki Osman mesela çok inanılmaz güzel World of Tanks yayını yapar. Tavsiye ediyorum. Bence izleyin. İnanılmaz keyifli oluyor. Ben işte World of Tanks'in dünya finaline gitmiştim. Polonya'da. O finalde hani mesela ben MOBA sevmediğim için League of Legends finallerinde keyif alamıyorum izlerken ama World of Tanks'i izlerken çok keyif alıyorum. Kocaman tanklar, patlamalar falan filan keyifli oluyor yani. Ve evet katılıyorum. Xbox'ın online altyapısı PS'ten daha iyi yani genel olarak ama PlayStation çok aşama kaydetti yani. PS3'te çok çok kötü bir altyapı vardı. PS4'te bayağı iyi. Ben mesela Destiny oynarken çok nadir sorun yaşıyorum ki yaşadığım sorunların çoğunlukla zaten Bungie'den kaynaklanıyor. Yani PS4'ten kaynaklanmıyor. Hacklenmesi falan dışında aslında PSN bayağı bir toparladı. Çok gelişme var. O yüzden Sony'yi takdir etmek gerekiyor bu konuda. Şöyle enteresan bir haberimiz daha var. Minecraft'ın yapımcısıyla ilgili, Notch'la ilgili. Notch'a bazı oyuncular şey demeye başlamış. İşte sen sattın bizi, işte oyunu yaptın falan filan sonra hani yapımını Microsoft'a bıraktın, şimdi Microsoft onu mahvedecek falan şeklinde. İşte bir oyuncu da demiş ki Notch'a hani ben senin işte bir satıcı olduğunu düşünmüyorum demiş. Notch da valla aslında biraz öyle bir gibi, öyleyim gibi hissediyorum ama sanırım hani bazı şeyler her zaman bedelle geliyor. Ben doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum demişti.
Enteresan tabii Naç'ın kendisini satıcı olarak görmesi ama yani ben de öyle görmüyorum. Sonuçta çok zor bir şey böyle bir oyunu şey yapmak, yönetmek. Yani 35 milyon kişi sanırım en son Minecraft satın almıştı. Satın almadan oynayan da bir sürü kişi var. Aranızda da var biliyoruz. Hani yapacak bir şey yok. Türkiye'de tabii biraz da ekonomik durum sebebiyle olabiliyor böyle. Hani online sebebi, yani online zorunluluğu olmadan oyunları satın almamak gibi bir durum. Ve Minecraft o kadar başarılı oldu ki oyun dünyasını değiştirdi. Bütün survival oyunları Minecraft'tan sonra patladı. Minecraft'tan önce kimse böyle bir survival oyunu olsun demiyordu. Şu anda en popüler şey survival oyunları. Hepsinin önünü açtı Minecraft. Eğitimde kullanılabiliyor. Yaratıcılık inanılmaz. Maşinima yapılıyor içinde, hani filmler çekiliyor. YouTube'daki gaming'i patlattı aslında. YouTube gaming diye bir şey yoktu Minecraft'tan önce. Minecraft'ta beraber oluştu YouTube gaming. Daha sonra Twitch'te tabii hani bu şekilde. Aslında her şeyin başı Minecraft gibi duruyor yani son yıllarda. İnanılmaz bir başarısı olan bir oyun. Ve Notch'un şöyle bir yorumu vardı. Hani ben bu başarının üzerine çıkamayacağım şeklindeydi ki haklı gibi yani 35 milyon kişinin aldığı, daha çok kişinin korsan oynadığı oyun dünyasının kaderini değiştiren, bir devrim yaratan ve hani yıllar sonra tarih kitaplarında, hani oyunla ilgili tarih kitaplarında en azından, hani nasıl ki bir işte Wolfenstein 3D olsun, Doom olsun işte ve Quake böyle first person shooter'ın babasıysa, işte aynı şekilde Minecraft'te şey oldu, yani yeni nesil oyunların oynanan farklı beklentilerin ve hani evrilen bir oyunculuk ortamının mimarı olmuş oldu. Ben de bunun üzerine çıkamayacağımı düşünüyorum. O yüzden artık oyun yapmayacağım dedi. Hani yapmayacağım derken şöyle. Emekli olan aç. Artık kendi keyfim için oyun yapacağım. Böylece kimseye hani hesap vermek gerekmeyecek. İşte beğendirme derdim olmayacak ve hani işte üstüne çıkamayacağım bir oyun için öyle bir beklentiden hani kurtulmuş olacağım diyordu. Gerçekten şimdi insan Minecraft yapınca hani bir dahaki oyunu ne kadar iyi olursa olsun Minecraft'a kıyaslanacak ve beğenilmeyecek muhtemelen. O yüzden hak veriyorum bu konuda Notch'a. Anhedonia Minecraft'ın yasaklanması konusunda fikrim tabii ki var. Yani önceden de konuşmuştuk zaten. Tamamen saçmalık, yani yasaklamak çözüm değil. Yaş sınırı konulabilir ki ona da gerek yok çünkü oyunun kendi halinde bir sıkıntı yok. Mod indirirsen var. Hani bu da şey gibi, ekmek bıçağını suçlayamazsın. Bıçakla adamı suçlayabilirsin. Çünkü ekmek bıçağını millet hani ekmek kesmek için de kullanıyor. Sen gidip işte hani oyun normalde hiçbir şey yokken birisi karısını öldürüp işte puan veren bir mod yaptı diye oyunu suçlayamazsın. O yüzden öyle bir durum saçmalık olurdu. Zaten bunu da dediğim gibi konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir önemli bir haberimiz var. Steam'de bu hafta sonu Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer modunu ücretsiz oynayabileceksiniz arkadaşlar. İlgilenenler için mutlaka hani öneriyorum, bir denesinler. Açıkçası şey, çok güzel bir oyun bence Advanced Warfare ama şöyle bir sıkıntısı var. Oyunun matchmaking sistemi, yani eşleştirme sisteminde bir değişiklik var. Ben beğeniyorum aslında, şöyle bir şey var. Güçsüzle güçlü eşleştirmek yerine herkesi kendi yeteneğine göre eşleştiriyor. Dolayısıyla bütün maçlar çok çekişmeli, çok dengeli geçiyor. Ama çok dengeli ve çekişmeli olunca da çok yorucu olmaya başlıyor. Özellikle first person shooter'lar bazı insanların alışkındır. Böyle karşıma hani oyunu bilmem bir noob gelsin de işte headshot'ları alayım alayım, işte 25 kill'e 2 death'le oynayayım ezeyim falan diye. Hani onu yapamıyorlar Call of Duty Advanced Warfare'da. Bu yüzden hani o kısmı eleştiriliyor. Şey için. Çiçer o orada 1886'ya sadece IGN değil bir sürü site 6-7 puan verdi ki bence de 6 puan hak ediyor. Hatta bence daha fazla veren açıkçası tam tersi para yemiştir. Çünkü yani 60 dolar kadar, mesela oyun 30 dolar olsa 8 puan verirsin ama 30 dolar olmadığı için, 60 dolar olduğu için kesinlikle çok daha çok puan hak ediyor ki oynanışı da hani bir Gears of War'a falan kıyasla ya da Uncharted'a kıyasla çok kötü bir oyun. Gerçekten kötü olmuş yani. Onlanamak bile şey, evet, bu hafta sonu Call of Duty Advanced Warfare'i bedava oynayabiliyorsunuz ve 135 indirimli olarak da satın alabiliyorsunuz.
Ki bu da 65 TL'ye denk geliyormuş. Bir başka haberimizde onu da son olarak göstereyim. Zula, Türk yapımı Mad Bike Games'in MMO FPS oyunu, Türkiye'nin ilk MMO FPS oyunu olarak geçen Zula. Kapalı betadaydı 2 Ekim'den beri. 22 Şubat itibaren açık beta'ya geçecek. Böylece hepiniz bu Türk yapımı First Person Shooter oyunu deneyebileceksiniz. Açık beta'ya katılmak ve daha fazla bilgi için de burayı inceleyebilirsiniz diye bir link varmış. Basalım. Aha, sayfa bulunamadı diyor. Çok güzel. Demek ki ha evet, linkte bir sıkıntı var. Yukarıda çıkacak mı? Heh, şöyle açayım. Evet. www.zulaoyun.com sitesinden 15 yaşından büyükseniz girebiliyorsunuz. Buradan çok yakında açık betasına 2 gün sonra başlayabileceksiniz Zula oynamaya. Şahsen denemedim ama ben de bu sayede, bu vesileyle deneyebilirim. Siz de deneyebilirsin. Valla Şişero, katılmıyorum hiç. Kesin 7,5'lu bir oyun değil. Hem oynanışı kötü, hem sürekli yani bölünüyor. 6 saatlik oynanırsan 2 saat video içeriğine 4 saatlik bir oyun kalıyor. 60 dolar alıyorsan oyuna 7,5 puan vermek çok böyle çok bonkörce puan vermek olur yani. Bilmiyorum, bence yani katılmıyorum ama oyunu sevebilirsin tabii ki. Ben de oynayıp sevebilirim aslında ama sevmemize göre değil, objektif yayın şey yapmak gerekiyor. Yorumlamak gerekiyor oyunları incelerken ve puan verirken. Ben de mesela çok sevdiğim oyunlara düşük puan verdiğim oldu. Çünkü hani objektif bakınca iyi bir oyun değildi ama bazen iyi olmayan oyunlar da çok keyifle oynanabiliyor. Örnek olarak şu anda aklıma pek gelmese bile vardır. Hatta böyle şey, hani işte Guilty Pleasure denen bir şey vardır. Hani utana sıkıla oynarsın böyle. Onun gibi yani, insan hani oyunu sever ama hani kötü oynanabilir. Öyle bir oyun olabilir aslında o. Çünkü bazı oyunlar, mesela ben Rise'ı keyifle oynadım. Niye keyifle oynadım? Konusu çok güzeldi. Çok güzel hikaye anlatılmıştı. Grafikleri çok güzeldi ve hani finishing move'ları, bitirici hareketleri bayağı kan vahşet keyifliydi yani. Ama oyun iyi miydi? Çok kötü bir oyundu. O yüzden de 6 puan falan vermişim sanırım Rise'a, öyle hatırlıyorum yani. O yüzden yani o konuda yorumum bu şekilde. Düşük puan verilmesini çok anlayabiliyorum. Oyunu sevseniz bile beğenmeyebilirsiniz. Yani oyun iyi olmayabilir. Lale'ye katılıyorum işte bu şekilde. 30 zor olsaymış hak edebilirmiş dediğine kesinlikle katılıyorum. 1907, 1907, 1907 Speedruns hakkında ne düşünüyorum? Bilmiyorum çünkü oynamadım. Oyunu da bilmiyorum ama web sitemizde Speedrunners'da güzel bir kapışma videosu vardı. Televizyon programımızda yayınlanan. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onu izleyerek öğrenebilirsiniz. Almaya değer mi, değmez mi diye. Arkadaşlar, izlediğiniz ve gevezeliğime katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri Osman'la World of Tanks yayınıyla baş başa bırakıyorum. Çok teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Umarım World of Tanks'i izlersiniz çünkü Osman gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli bir yayın yapıyor World of Tanks söz konusu olduğu zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.